Siz bir araştırma yapın. Seçtiklerinizle ben görüşürüm tek tek. Sen bırak kızım masayı falan. Çık kızım, bekletme Emir'i. Bitti zaten. Hemen çıkacağım şimdi. Ama acil, biliyorsunuz. En kısa zamanda birini bulmamız lazım. Tamam. Teşekkür ederim. Babam için bakıcı ayarlıyorum. Bizim personel departmanından yardım istedim. Bebek de gelince burası iyice karışacak çünkü biliyorum. Hı hı. Yardımcı şart. Ne oldu? Ali Rıza amcan Mithat Bey'e şiir yazdırıyormuş tahtaya. Aa. Münasebetsiz. Sabah sabah yoruyor babamı. Öyle deme. Moral veriyor adam. Sedef, hadi kızım çık, geç kalacaksın. Emir'le gelinlik kumaş bakmaya gideceğiz de. Annem benden çok acele ediyor. Çocuk bekliyor diye kızım. Siz de gitmek istiyorsanız gidin Sedef'lerle. Ben buradayım nasılsa. Yok canım, yok. Onlar kendileri baksınlar. Kendileri karar versinler. Dolaşmayayım yanlarında. Kaçıyorum o zaman ben. Hadi güle güle, güle güle. Kolay gelsin. Alemsin patron be. Eğlenmeye gelmiş resmen, sinir. Deme öyle. Oyalıyor işte babanı. Oturup kendini dinlemiyor hiç değilse. Dil tükenmez bir hazinedir. Bazen de dermanı bulunmaz bir derttir. Aynen be patron. Helal olsun sana. Ama senin çenen açıldı maşallah. Şimdi ben bir şey söylesem sana. Kimsenin bilmediği bir şey. Herkese söylemezsin değil mi? Evlenmek istiyorum. Ya. Bir kere sütten ağzım yandı, kötü bir tecrübe yaşadım diye hayata küsmek istemiyorum. Yalnızlık zor be patron. Bana eskiyi unutturacak, mutlu edecek, Halim Selim bir yol arkadaşı lazım. Varlığa yokluğa katlanacak, iyi günde kötü günde elimi tutacak biri olsa fena mı olur? İçime doğuyor, bu sefer bulacağım. Aslında biri var kafamda ama... Şşşt! Önce Fikret'e söyleyeyim. O ne der diye düşündüm. E ne de olsa kız onun arkadaşı. Hani Reyhan var ya, hemşire. Beğendim ben o kızı ya. Sen ne dersin patron? Ben bu işin üstüne düşsem mi acaba? Uygun mudur sence? Fikret'le mi konuşayım önce? Belki kızın gönlünde biri vardır falan değil mi? Öğreneyim önce ben. Haklısın. Öyle yapayım. Dil tükenmez bir hazinedir. Bazen de dermanı bulunmaz bir derttir. Ben bunu satarım. Bugün buradan içim çok rahat çıkıyorum patron. Çok iyisin maşallah. Günden güne daha da iyi olacaksın. Hadi bakalım. Şimdilik eyvallah. Anlattıklarım aramızda. Ne güzel oyaladınız. Çok keyiflendi bugün. Ben de öyle. Yine gelin. Gelirim tabii. Güle güle. Ali Rıza Bey'e seni yanında görmek de çok iyi gelmiştir Necla. Kızıyorsun bunu söylediğim için ama bu böyle. Ne der hep patron? Ağaç dalı ağlayan bulutun yüzünden yeşerir, tazelenir. Mum ağlayıp gözyaşı dökünce daha da aydınlanır. Aile böyle zamanlarda daha çok aile olur. Pardon. Neyse. Eyvallah. Güle güle. Alo anne. Ne haber Necla? İyiyim. Sen ne yaptın? Yeri mi indiniz? Hayır. Doğrudan hastaneye geldim.
Ha. Annem dönmüş, hastanedelermiş. Baban nasıl? Gayet iyi. Mithat Bey geldi ziyaretine. Sabahtan Ahmet abi buradaydı. Babamın keyfi yerinde. Oh aman. Anne, babamın sol eli yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Ay ne diyorsun? Ferhunde'nin elini bile sıktı. Ferhunde'nin mi? Ne diyorsun Necla, dalga mı geçiyorsun? Neyse, anlatırım sonra uzun uzun. Sen ne zaman geleceksin? Leyla'yı yalnız bırakamam. Onunla birlikte çıkarım hastaneden. Ablan gelecek akşam, Umut'u almaya gittiler. Yemeğiniz var mı? Var her şeyimiz. Sen şimdi işe güce gidersin. Nehir Hanım varken git bari. Sakın yalnız bırakma. Bir yere gitmiyorum anne. Babamın yanındayım. Sen bizi merak etme. Tamam canım. Hadi Allah'a emanet olun. Yarare.